Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Sallu ala Şefii Cunubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namaza dururken dışarıdan oturmaya, haberi olmadan oturmaya gelmiş iki kişi, üç kişi, onlar da uyabilir. Öyle olur. Tedavisiz. Şimdi teravihi de tarif edeyim de ondan sonra bir de ameli tarif yapalım. Teravih namazı yalnız Ramazan-ı Şerif'e mahsustur. Ramazan ayında kılınır. 20 rekattır. Kadınlara da, erkeklere de aynı sünnet-i müekkededir. Aynıdır. Fakat teravih-i cemaat sünnet-i kifayedir. Bir yerde, bir memlekette cemaatle teravih kılınsa, diğerleri de evinde kılsalar, cemaat sabit olur onlarda. Teravihte cemaat sünnet-i kifayedir. Fakat kadına, erkeğe, herkese teravih namazı kılmak sünnet-i müekkede, aynı sünnet-i müekkededir. Herkes mecburdur teravih namazını kılmaya. Kılmazsa sünnet-i müekkedeyi terk etmiş olur, şefaatten mahrum olur. Peki başka namazlar dursa da teravih kılsak nasıl olur acaba? Olduğu gibi. Bakarsın ki aşık sene boyuna caminin önünden geçmez, başının böyrkünü atsan içeri girmez. Ramazan'da zannedersin ki Hazreti Ömer'in devrinden kalma bir adam. Elinde 99'lu tesbih, teravih teravih gezer cami cami. Kendini aldı diyor bu. Kendini aldı diyor. Bütün teravihleri toplasam 30 günün teravihini, bir günde kıldığın iki rekat sabah namazının sevabına tekabül etmez. Ömrün boyunca 60 sene yaşasan, 60 sene teravih kılsan da farz namazı kılmasan, 60 senelik teravihin iki rekat farzın karşılığı değildir hiç. Kendini aldatma. Farzı terk edip de sünnetle meşgul olma. Farzı da kılacaksın, vacibi de kılacaksın, sünneti de kılacaksın. Müslümanlık kul halindedir. Müslümanlığın kanunudur Kur'an-ı Azimülbürhan. Sen nasıl ki dünyadaki kanunlara, hepsine riayet etmek mecburiyetindeysen, kanun-ı ilahinin de hepsine birden riayet edeceksin. Efendim oruç tutuyorum, yeter artık, yeter işte diyemezsin. Nasıl ki dünya kanunlarına da şu kadar maddeye riayet ettim, şunu da yapmıyorum, ne olur diyemezsin. Hemen yakana sarılırlar. Allah-u Azimuşşan da yakana sarılır. Şimdiye kadar kılamamışsın, yetmiş ömrüm. Şimdi tevbe istiğfar et, tevbe kapıları açık, tevbelerin kabul edileceği, günahların affedileceği aylar. Tevbe istiğfar et, Allah'a yönel, namaza başla, kılmadığın farzları da kazaya başla. Şimdiye kadar kılamamışsın, ömrü azizin gitmiş, 60 senelik üzerinde kaza namazın var, ne yapayım? Tamam, sen bugün tevbe istiğfar et, namaza başla, her namazın peşi sıra,
bir de kaza kıl, bir sene sonra ömrün tamam olmuş, ecelin gelmiş gelivermişsin. Başladığın için kazaya o 60 senelik namazın kapandı, öldü. Cenab-ı Hak lütfi kereminden onu bağışlıyor. Çünkü sen azmettin, kılmaya niyet ettin. İşte teravih namazı sünnet-i müekkede, ama diğer namazlarında kılmak şartıyla. Teravih namazı vaktin sünnetidir, orucun değil. Orucu yiyenler de teravih namazını kılmaya mecburdur, kılarlar. Mesela hastadır. Doktor rapor vermiştir. Müftü de orucu ye demiştir, o orucu yer. Fakat namazı kılar. Orucu yiyen mi? Teravih namazını kılar. Seferi olur adam. Orucu yemiş bulunur. Seferi de teravihi kılar. Vaktin sünnetidir. Teravihin vakti yastıdan sonradır. Yastıdan sonra, vitirden evvel kılmak efsaldır. Yastıyı kılmışsın, vitiri kılmışsın, ondan sonra teravih kılmışsın. Bu da olur, mümkün. Fakat vitirden evvel kılmak efsaldır. Şimdi imama farzın son rikatında yetişmiş, yassu namazının son rikatında gelmiş ki imam son rikatta. İmam selamladı, kendi kalktı, 3 rikat daha kıldı. Sonra son sünneti kılacak. Yassunun son sünnetini kılacak o adam. Fakat imam teravihe başlamış, başlasın. İmama nerede yetişirsen, kaçıncı rikatta yetişirsen imama uy. İmam teravihi bitirir. Mesela senin üzerinde 2 rikat yahut 3 rikat, 4 rikat kalmış. İmam teravihi bitirir. İmamla beraber kalk, vitir namazını da kıl. Vitir namazı da bittikten sonra kalk, yeniden yetişemediğin rikatları kaza et. Teravihte mesela 2 rikat oraya yetişmemiştin, değil mi? İmamla beraber vitir namazını da bitirdikten sonra kalk, 2 rikat daha kıl. Teravih ashab-ı kiramın icma ile 20 rikattır. Hazreti Ömer'in zamanına kadar herkes evinde kılardı teravihi. Asr-ı Saadet'te de öyleydi. Hazreti Sıddık'ın zamanı saadetinde de öyleydi. Hazreti Ömer camiye topladı hepsini. Cemaatle kıldılar teravihi. Eshabın icmaiyle sünnet olmuştur. Hadis-i şerifte nasıldı? Aleyküm bi sünneti ve bi sünnetil hulefâir râşidîn. Siz benim sünnetime uyun. Sünnet demek yol demektir. Benim yoluma uyun. Bir de benden sonra gelen raşit halifelerin, benim izimde yürüyen halifelerin sünnetine uyun diye buyuruyor. Biz de işte Hazreti Ömer'in zamanında onun emriyle, eshabın da ittifakıyla vuku'a gelen teravihi cemaatle kılıyoruz. Yirmide bir selam vermek mekruhtur. Gece kılınan nafile namazlarda efzal olan 2'de 1 selam vermektir. Efzal olan 2'de 1 selam. 4'te 1 de veriliyor, 2'de 1 de veriliyor, efzalı 2'de 1'dir. Teravihinin vitir arasında dua mesnun değil ama
icat edilmiş, ne vakit icat edildiyse teravihten sonra dua ediyoruz. Memleketimizde dua ediyorlar, ondan sonra bitire kalkıyoruz. Bu mesnun değildir, sünnette yoktur. Peki efendim. Hatminen teravih, o da sünnettir. Kur'an'ı teravihte hatmetmek. Biz de hatminen teravih kılmıyoruz ya. Bu da ayrıca sünnettir. Sünnet-i müekkededir. Resul-i Ekrem Efendimiz kılmıştır. İmam-ı Azam Hazretleri Ramazan'da 61 hatim etmiş. 61 hatim. Birini teravihle yapmış, biri de bir gece bir gündüz. Bir de Ravza-i Muzahhari'ye girdiği zaman iki rikatta bir hatim etmiştir İmam-ı Azam Hazretleri. Senin mezhebine uyduğun, mezhep sahibin olan Zat-ı Şerif'in hali bu işte. İki rikatta hatim yapıyor. Bizde de memleketimizde elhamdülillah hatmin arkası kesilmedi, devam ediyor. Yalnız teravihte süratli kılacağım diye kısa bir ayetle kılmak asla caiz değildir. Kısa bir ayet veya iki ayetle kılmak. Bazen yaparlar. Kısa ayetleri seçer seçer kılarlar. Çabuk bitirelim diye. Olmaz. Ya kısa üç ayet olacak, ya orta iki ayet, ya uzun bir ayet olacak. Sureler en doğrusu teravih namazını kılmak. Elem tereden başlar, bu nauzilerde bitirirsin. En doğrusu budur. İmam Efendi bunları okursa, bununla kıldırırsa, bu sureleri bilemeyenler de ağızdan işitirler, kulaktan dolma ezberlerler namaz başlarını. Bir faydası da budur. En doğrusu böyledir. Hatmine kıldırmayanlar elem tereden başlamalı ve onunla kıldırmalı. Sonra her iki rekatta oturuyoruz, biliyorsunuz teravih namazında. Allahümme salliler asla terk edilmez. Dua terk edilebilir. Allahümme sallilerden sonra dua okuyoruz ya, kimi Rabbena atina okur, kimi Rabbena filli okur, ne olursa. Bu dua terk edilebilir. Ama salavat-ı şerife terk edilmez. Bize göre salavat-ı şerife sünnet-i müekkededir. Terk eden şefaatten mahrum olur. Vacip farz diyenler var salavat-ı şerifiye. Terk edemeyiz. Uzun okuyacağına kısa oku. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed dersin, salavat-ı şerifi okumuş olursun. Tamamdır. Terk edilmez. Sonra üçüncü rikata kalktığımız zaman, iki rikatın, her iki rikatın başında oturduk. Ettahiyyatü'yü okuduk. Allahümme salli, Allahümme bariki okuduk. Ayağa kalktık. Ayağa kalktığımız zaman da Sübhaneke okuyacağız. Cemaatin hepsi de ayağa kalktığı zaman Sübhaneke okuyacak. Ama Sübhaneke'yi okurken yarıda imam Fatiha'ya başlamış, Elham'a başlamış. İmam açıktan okumaya başladığı zaman Sübhaneke'yi nerede olursa olsun bırakırsın. Yalnız ve la ilahe gayruk orada bırakılmaz. Ve la ilahe gayruk orada bırakılmaz. Ve la ilahe deyip bırakılmaz. Maazallah küfre gider adam. Başka namazlarda da öyledir. Sabah namazında, yatsı namazında, akşam namazında, imamın cehennin okuduğu namazlarda cemaat geldi, imama uydu, Sübhaneke'yi okuyor. Sübhaneke yarıya gelmiş, imam Fatiha'ya başlamış. İmamın sesi çıkmaya başladı mı orada sükut eder hemen. Çünkü Kur'an'ı dinlemek farzdır. Senin okuduğun Sübhaneke sünnettir. Farzın hatırı için sünnet terk edilir. İmam okuyor, geldin sabah namazına uyuyacaksın. Niyet eden Allah'a ekbedin. Niyet ettin sabah namazına, uydun imama Allah'a ekber dersin.
İmam Bek okuduğu için Sübhaneke filan hiçbir şey okumazsın. İmam açıktan okurken Sübhaneke okunmaz. İmam gizli okurken okunur Sübhaneke. Geçen gün de söyledim, imamlar tertili, bozacak derecede süratli okumamalı. Bazen o kadar süratli okullar gidi ki çoktan beri ben cemaate gidemiyorum. Nasıl okuduklarını bilmiyorum şimdi. O kadar süratli okullar idi ki ne okuduğu bile belli olmazdı neredeyse. Çektiğin emeğe niye boşa veriyorsun? Bir emek çekiyorsun. Süratli okul, zaten süratli okunur teravih namazı. Ağır ağır okunmaz ama bozmayacak kadar, manayı bozmayacak kadar süratli okul. Euzü Besmele terk edilmez. Sonra rükûde, secdede tesbihler üçten aşağı yapılmaz. Zararı yok, süratli yap. Fakat üçten aşağı yapma. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Üçten aşağı yapılmaz. Cemaat çoğulacak diye namaz sakat edilmez. Canı isteyen gelsin. Bütün de cemaate melal verecek derecede ağır okunmaz. Mesela imam tutmuş, kadeye oturmuş, ettahiyyatü kıraatine okuyor. Allahümme salli başından tutmuş sonuna kadar. Allahümme bariki başından sonuna kadar. Rabbena atina fid dünyayı okumuş. Rabbena filliyi okumuş. Ondan sonra kalkıyor nazina imine. Olmaz, cemaate melal gelir. Cemaatin de halini düşünmek lazım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed de Allah'a yap ve dayağa kalk. Cemaati de melal verme. Ama Kur'an'ı dürüst oku. Peki efendim. Teravih namazı da bitti. Şimdi namazı bir daha ameli şekilde tarif edeyim. Belki yaşlıların canı sıkılır ama canı sıkılmasınlar çocukların hatırı için. Çocuklarımıza bir şey öğretemedik. Bizim üzerimize farz olduğu halde. Kû enfüsekum ve ehlikum nâra diye Allah-u Azimüşşan emir verdiği halde Kur'an-ı Kerim'de sen yalnız kendi nefsinden mesul değilsin. Çocuklarına, ailene de her şeyi öğreteceksin diye emir verdiği halde Allah-u Azimüşşan biz öğretemedik. Sen öğretemedin çocuğuna. O halde çocuğun elinden tut da çocuğunu getir camiye. Burada bari öğrensin. Onların hatırı için ameli şekilde bir tarif edeceğim. Abdesti aldık, üstümüz başımız temiz. Geldik camiye veya evimizde seccademizin üzerine. Vakit girdi, ezan okundu. Vakit girmeden bulunmuyordu değil mi? Onları bitirdik. Kıbleye yöneldik. Öğle namazı kılıyoruz. Niyet ettim öğle namazının farzına Allahu Ekber dedik. Ellerimizi kulağımızın yumuşağına değdirdik. Ondan sonra sağ elimizle sol elimizin bileğinden kavraladık böyle. Baş parmağımız sırça parmağımıza kenetlendi. Serbestçe bıraktık göbeğimize doğru. Nereye kadar gelirse. Kadınsa elini elinin üstüne koydu. Kadınlar da omuzlarına kadar kaldırdı ve elini elinin üstüne koydu, göksüne. Biz erkekler salladık. Sübhaneke'yi okuyacağız.
Sübhaneke'den sonra Euzü, Besmele'yi okuyacağız. Ondan sonra Elham'ı okuyacağız. Sonra Zamm-ı Sure'den ne biliyorsun? Mesela Elham'ı, İnna Atayna'yı, Kul Huvallahi bilen tamam. Namazın farzını yerine getirmiş olur. İnna Atayna'yı okuyacaksın Elham'dan sonra. Ondan sonra Allahu Ekber deyip rükuya eğileceksin. Ellerin açık, diz kapaklarını kavrayacaksın. Dizlerin gergin ve dirseklerin de gergin olacak. Başın sırtından düz bir hizada. Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim diyeceksin. Ondan sonra doğrulacaksın. Tamamıyla kemiklerin doğrulacak. Ayakta dimdik. Yarı eğik değil. Ayağa kalktığın zaman seni Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd diyeceksin. Yalınız kılıyor. Yalınız kılıyorsun. İkisini de söyleyeceksin. Ondan sonra Allahu ekber deyip secdeye gideceksin. Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel Ala deyip doğrulacaksın. Yine kemiklerin tamamıyla dimdik olacak. Belin eğik olmayacak. Ondan sonra ikinci secdeye varacaksın. Secdede alnın burnun yere değecek. Alnın veya burnun değmezse olmaz. Üç defa Sübhane Rabbiyel Ala deyip kalkacaksın ikinci rikata. İkinci rikata kalktığın zaman sadece Besmele okuyacaksın, Fatiha okuyacaksın. Fatiha yani Elham. Elham'ı bitirdiğin zaman amin diyeceksin. Ondan sonra mesela Kul Huvallahu Ahad okuyorsun. Yine rükûnu, secdeni yaptıktan sonra oturacaksın ikinci rikatta. Ettehiyyatü'yü okuyacaksın. Daha başka bir şey okumadan ayağa kalkacaksın. Ayağa kalktın mı sadece besmele çekip Elham okuyacaksın. Bu farzların üçüncü rikatı. Sadece Elham okuyacaksın. Farzların üçüncü, dördüncü rikatında Elham'dan başka bir şey okunmaz. En son namazın sonunda oturduğun zaman Ettehiyyatü'den sonra Allahümme salli, Allahümme barik okuyacaksın. Ve dua edeceksin. Dua Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Duanın en faziletlisi budur. Selamladığın zaman Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek teyazel celal vel ikram diyeceksin. Namaza durmadan evvel de kâmet getireceksin ha. Yalnız kılıyorsun evde. Camide kılıyorsan eğer imama uymuşsan kâmeti müezzin getirir. Müezzinin getirdiği bu kâmet bu camiye yettiği gibi caminin civarında olan mahalle halkına da yeter. Caminin civarında dükkanında namaz kılan bir adam kâmet getirmeye lüzum yok. Müezzinin getirdiği kâmet kâfidir. Cemaatle kıldığın zaman niyet ettim öğle namazının farzına uydum imam edersin sadece. Elini bağladığın zaman yalnız Sübhaneke okursun. Başka bir şey yok hiç. Bir de rükûa secdeye vardığın zaman tesbihleri okursun. Ettehiyyatü'ye oturduğun zaman Ettehiyyatü'ye okursun. Bir de müezzin birçok şeyler söylüyor. Galiba dün de söyledin. Biz de aynen onu söyleriz. Müezzin Allahümme enteselam derken biz de deriz. Müezzin la hayl, Sübhanallah ve elhamdülillah derken biz de deriz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh derken biz de deriz. Aynen. Müezzinin dediğini biz de deriz. İşte namazı böyle bulacağız. Bir de namazın ihlas kısmı var. Allah razıymışken ihlas ile namaz kılmak nasip etsin. İhlas kısmı var ki demin söylemiştim.
ezen okununca Resul-i Ekrem, Hazreti Ayşe'nin rivayeti, Resul-i Ekrem unuturdu beni diyor. Söylediği sözü de unuturdu. Azameti ilahi kablardı. Ondan bana sirayet eder, ben de onu unuturdum diyor. Huzur-i ilahiye durdu mu azameti ilahi kablar, hani Hazreti Ali'nin ayağından ohu çıkarttılardı, biliyorsunuz. Ohun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ucu sivri, çatallıdır. Battı mı çıkması çok müşkil olur. Orayı parça parça etmek lazım. Hazreti Ali namaza duruyor da öyle çıkarın demiş. Namaza durmuş, ohu çıkartmışlar. Bu kadar. Haberi yok. Azameti ilahiden hiç duyduğu haberi yok. Hani bir misal, dişi ağrıyan bir adam berbere gider çektirmeye, berberin kapısının önüne vardı mı diş kesilir, ağrı kesilir. Ağrı kesilmedi, berberin korkusu fazla geldi de ağrıyı unutturdu. Ağrı kesilmedi. Sancılanan atı kabristanda gezdirirler. Sancısı kesilir. Atın sancısı kesilmedi. Atın basireti açık. Kabir halini gördü. Kabirde çekilen izdırap ve azabı gördü. Kendi sancısını unuttu at. Yoksa sancı gitmedi. Böyle huzur-u ilahiye durunca mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar azamet-i ilahi derpiş etmek, gözümüzün önüne getirmek lazım. Biraz daha söylenecek var ama vakit gelmiş. Vakit gelmiş. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Kesin. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne s-salate kânet alel mü'minine kitâben mevgûtâ. Sadıkallâhul azîm. Dersimize başlamadan evvel bazı sorular var. Emniyetli olan kısımların cevabını vereyim. Bilmeyenler olursa onlar da öğrenmiş olurlar. Birisi diyor ki uyandığım zaman imsake 10 dakika kalmıştı, ihtilam olmuştum diyor. O zaman ekmek mi yiyeyim, gusül mü edeyim diyor. Bu adam evvela elini yıkar, ekmek yer, ondan sonra da gusülünü yapar. İkincisi birisi artık ilan tahtasına da döndü ya bizim şey, gözlüğünü kaybetmiş, lütfen Müslümanlara söyle bulan olursa getirsin diyor. Birisi de amelilikle 3 tane altın bozdurdum diyor, bunun zekatını soruyor. Biz zekat bahsinde inceden inceye izah ettik. 3 altın diye bir şey yok. Bedellendirecek bunu. 3 altın. 20 liraya da altın verirler Mahmudiye'yi. 100 liraya da verirler. 1500 liraya da verirler altın. Miktarının ne olduğunu bilmediğimiz için cevap veremiyoruz. Sonra birisi de Kur'an okurken diyor evde, çoluğa çocuğa söz söylemek iktiza ediyor. Söylediğim zaman tekrar başlarken ne yapayım diyor. Estağfirullah desin, tekrar başlasın. Kur'an hatmini nerede yapayım? Evde mi, kabirde mi diyor. Nerede yaparsa yapsın. Kur'an'ı hatmetsin. Nerede bağışlarsa, kimin ruhuna bağışlarsa, Allah kabul ettikten sonra onun ruhuna geçer.
yalnız kabristana gitmenin ayrı bir hikmeti vardır. O ölüden ziyade diriye aittir kabristana gitmek. Anana babana burada da okusan, burada da ruhuna gider ama kabrine gittiğin zaman ayrıca sana da faydası şu, sen de orada ölümü tefekkür edeceksin, düşüneceksin. Bu benim de başıma gelecek, şuraya ben de bir gün yatacağım diye bunu düşüneceksin, aklını başına alacaksın. Kabre gitmenin hikmeti bu, yoksa buradan da okunabilir. Oku da Kur'an'ı edebiyle, erkanıyla, nerede okursan oku, nerede hatmeder duasını yaparsan yap. Şimdi gelelim dersimize. Dersimizde namazda okuyacağımız kıraat yani Kur'an'ın manasının bozulup bozulmayacağı, bozulduğu surette namazı bozup bozamayacağı hakkında Fikr-i Zellet-ül Gariye bahsinden kısaca bahsedeyim, ondan sonra dersimize geçeriz. Bilhassa imamlar, müezzinler dikkat kesesinler. Herkese de lazım ise de en çok imamlara lazım. İmam-ı Azam ile İmam-ı Muhammed'e göre okuduğu Kur'an'ın manası değişirse namaz fesada gider. İmam-ı Ebu Yusuf'e göre mana değişsin değişmesin onun kıymeti yok. Yalnız okuduğu Kur'an'ın başka yerinde varsa tamam, namaz bozulmaz. Eğer Kur'an'ın başka yerinde ona benzer bir ayet yoksa namazı bozulur. İsterse mana bozulmamış olsun. Fetva da Ebu Yusuf'edir. Yani bizim anlayacağımız şu. Gerek imam, gerek münferit kılan, yalnız kılan kimse Kur'an okurken yanlış okumuş. Okuduğu yanlışlık manayı bozmuş olsun isterse, eğer okuduğu Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde varsa namaz sahihtir, bozulmaz. İmam önünü getirememiş veya müşabihe geçmiş, yanlış okumuş. O okuduğu Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde varsa tamam, namaz tamamdır. Eğer Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde yok ise, isterse mana bozulmasın, namaz bozulur. Bir de irab bahsi var. Üstün, esiri, ötürü bizim lisanımızda. Hareke bahsi var. Harekeyi yanlış okusa imam, o harekeden de mana bozulsa yine namaz bozulmaz. Namaz tamamdır Ebu Yusuf'a göre. Mesela innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ, burayı innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ okusa, ki mana tamamıyla daban dabana zıttır. Birisinde asıl hakiki manada alimler Allah'tan korkar. Fakat innemâ yakşallâhu okuduğum zaman Allah'ı, Allah'ı üstünü ötürü okuduğum zaman Allah alimlerden korkar manası gelir, çıkar. Taban tabana zıt mana bozulduğu halde irab hatasından dolayı olduğu için İmam-ı Ebu Yusuf'a göre namaz bozulmaz. Namaz sahihtir. Fetvada bu var. Çünkü herkesin bunu bilmesine imkan, ihtimal yoktur. Manayı filan bilmesine. Fetva İmam-ı Ebu Yusuf'edir. Şeddeli harfi şeddesiz okumuş, şeddesizi şeddeli okumuş, çekecek yeri çekmemiş, çekmeyecek yeri çekmiş. Efendim bunlardan duracak yerde durmamış, durmayacak yerde durmuş. Bundan da mana bozulmuş. Mana bozulur mu duracak yerde? Ya bozulur.
Mesela zehaballahu binurim. Ders okuyanlar bilirler. Harfi celle müteaddi olmuştur zehabe. Allah onların nurunu gidertti diyor. Asıl mana bu. Fakat zehaballah derse, orada durursa Allah gitti manası olur. Mana değişir. Mana değişir ama namaz sahihtir yine. Ama yine imamın, müezzinin, namaz kılanın dikkat etmesi lazım. Çünkü İmam-ı Azam'a, İmam-ı Ebu Yusuf'a göre namaz bozulmuş olur. Ne oldu mu öyle?